Özellikle mimar, iç mimar, mühendis ve üç boyutlu yazıcı sektöründe olan insanların son derece işini kolaylaştıracak bir web sitesiyle karşı karşıyayız. Meşi AI. Bu sitenin özelliği ne? Çok basit bir şekilde üye oluyorsunuz. Hemen size 100 kredi falan veriyor. Daha sonra PNG, JPEG ve benzeri iki boyutlu herhangi bir raster dosyasından size üç boyutlu model oluşturuyor. Üç boyutlu modeli oluşturabilecek referans görseliniz bu şekilde dekupe edilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Yanında, sağında, solunda herhangi bir obje olmazsa çok daha randımanlı, çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Dilerseniz buraya görselinizi sürükleyip bırakabilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz ekran görüntüsü olarak. Ben sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi dekupe edilmiş bir sandalye var. Burada eğer Meşi 6 Pro-V'yi seçerseniz bu ücretli varyasyonu. Buradan denemek için Meşi 4'ü seçmek zorundasınız ki ücretsiz olsun. Yapmanız gereken sadece burada üretmek tuşuna basmak. Evet, üretmek tuşuna bastık. Görevimiz başarılı oluşturuldu diyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi otomatik olarak nesnenin ne olduğunu algıladı. Üstüne başlığını yazdı. Bu küçük pencerede şimdi numune üretimi yapacak. Gördüğünüz gibi yaptı. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi bütün şeyleri 3 boyutlu olarak gösteriyor. Hangisini beğenirseniz ona tıkladığınızda onu onaylamış olacaksınız. Sandalyenin görmüş olduğunuz gibi %90 detayını çizmiş durumda. Ben bunu beğendim mesela. Buna tıkladığımda eğer isterseniz doku da oluşturabiliyor. Bizim şu an dokuyla işimiz yok. Tek renk olduğu için direkt olarak hayır diyoruz. Onayla dediğimizde şimdi onu bizim indirebileceğimiz formata getiriyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece şu bölümler olması gerekiyor. Ama ücretsiz varyasyonu da yapamıyor. Ama genel olarak %90 yakın vermiş. Burada indir butonuna basıyoruz. Daha sonra indir istediğimiz formatı seçiyoruz. Ben STL olarak tercih ediyorum. STL'e bastım. İndir dedim. Burada 10 kredimizin gideceğini görüyoruz zaten. Şu an indirme işlemini yapıyor. Şu an indirme işlemi bitti arkadaşlar. Hemen Max'e gelelim. Bunu bir import edelim bakalım. Detaylarına bir bakalım arkadaşlar. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi iki boyutlu bir JPEG'ten yani bundan buna döndürdü. Tabii ki %100 bir şey vermedi. Ben tabii bunun deneme varyasyonunda yaptım. Daha sonra bu sandalyenin üzerinde çeşitli revizyonlara tabi olarak benim projemde gayet işe dokunur sonuçlar aldım arkadaşlar. Bu benim projemdeki yeri, masayı ve sandalyelerin tamamını orada modelledim. Şurada basitçe hızlı bir render aldım. Gördüğünüz gibi gayet iyi sonuçlar veriyor. Yani normal şartlar altında bu sandalyeyi modellemek kaç saatimizi alabilirdi. Gördüğünüz gibi saniye içinde yapay zeka desteğiyle halletmiş olduk arkadaşlar. Bu ve benzeri ipuçlarını takip edebilmeniz için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Yusuf Arslan. İyi günler diliyorum. Beğen, abone ol, paylaş. Dararararararay.